Diyelim ki bir cismimiz var ve dairesel bir yörüngede hareket ediyor. Yörünge merkezi bu olsun. Çemberin merkezi yani. Cisim böyle dairesel bir yörünge üzerinde hareket ediyor. Saat yönünün tersi istikamette bir yörünge bu. Saat yönünde de olsa fark etmez. Neyse. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Cisim bu merkezin etrafında ne süratle dönüyor? Bu süratin cismin hızıyla ne gibi bir ilişkisi var? Diyelim ki cisim saniyede 5 tur atıyor. 5 tur bölü saniye. Yani 1 saniyede 1, 2, 3, 4, 5 kere dönüyor. Saniyede 5 turluk bir hızla hareket ediyor. Peki bu bilgiyi kullanarak cismin saniyede kaç radyan kat ettiğini nasıl hesaplarız? Yani cisim saniyede kaç radyanlık bir hızla dönüyor? Hatırlayalım, radyan açı birimlerinden sadece bir tanesi. Soruyu saniyede kaç derece dönüyor diye de sorabilirdik yani. Derece üzerinden hesaplasaydık, her dönüş 360 derece edecekti. Ama biz radyan üzerinden hesap yapıyoruz ve her tur 2 pi radyana eşit. Yani cisim çemberin etrafında bir tam tur attığında 2 pi radyanlık açı kat etmiş oluyor. Aslında bu 2 pi çarpı yarıçap kadar dönmekle aynı şey. Zaten radyanın tanımı da buradan geliyor. Eğer saniyede 5 tur atıyorsak ve tur başına 2 pi radyan kat ediyorsak, minik bir boyut analizi yapalım. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? 5 çarpı 2 pi, yani 10 pi, radyan bölü saniye. Boyut analizi bu sonucu verdi. Umarım aklınıza da yatmıştır. Saniyede 5 tur atıyorsak, her turda 2 pi radyana denkse, saniyede 2 pi radyanlık açı kat ediyoruz demektir. Dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 10 pi radyan etti. Veya 2 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi, 2 pi radyan. Her saniyede bunu 5 kez yapıyoruz. Bu da 10 pi radyan bölü saniye ediyor. Yani saniyede 5 turda, saniyede 10 pi radyan da temelde aynı şeyi söylüyor. Cismin bu merkez noktası etrafında dönme hızını anlatıyor. Ve cismin bir merkez etrafındaki dönme hızına açısal hız deniyor. Açısal hız. Açısal hız deniyor çünkü düşününce çok mantıklı, aslında açımızın ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Açının değişme sürati diyelim. İlk fizik derslerimizden birinde, bir tanesinde bunu konuşmuştuk. İki boyutlu harekette bu değere ne muamelesi yapmak lazım diye. Çünkü adı her ne kadar açısal hız olsa da açısal bir sürat gibi davranıyor. Vektörel olmasına vektörel, ama vektör tahtadan bize doğru uzanan bir vektör. O yüzden ilk bakışta pek de akla yatkın gelmiyor. Aslında buna sözde vektör deniyor. İleride daha ayrıntılı konuşacağız. Özetle açısal hız vektörel bir büyüklük. Ve bu vektörün yönü dönme yönüne bağlı. Mesela cisim saat yönünün tersi istikamette dönüyorsa, açısal hız vektörü tahtadan bize doğru uzanıyor demektir. 3 boyutlu düşününce yani. Ve eğer cisim saat yönünde dönüyorsa, açısal hız vektörü bu sefer de tahtanın içine doğrudur. Vektörün yönünü sağ el kuralıyla siz de tayin edebilirsiniz, rahatça bulabilirsiniz. Sağ elinizin parmaklarını cismin dönüş yönünde kıvırırsanız, baş parmağınız açısal hız vektörünün, daha doğrusu sözde vektörün yönünü gösterir. Şimdi kafamızı buna yormayalım, iki boyutlu bir düzlem şimdilik işimizi görüyor. Terminolojide sözde skaler olarak geçse de biz açısal hıza skaler büyüklük muamelesi yapabiliriz. Cismin hangi yöne dönmekte olduğunu belirttiğimiz sürece sorun olmaz. Şimdi buradaki 10 pi radyan bölü saniye cismimizin açısal hızıdır ve genelde omega ile gösterilir. Küçük omega harfiyle. Büyük omega böyle. Ama açısal hız genelde küçük omega ile gösterilir. Açısal hızı birkaç farklı açıdan ele alabiliriz. Mesela şunu diyebiliriz. Açısal hız eşittir açıdaki değişme bölü zamandaki değişme. 10 pi radyan bölü saniye de tam olarak bunu anlatıyor zaten. 10 pi radyan bölü saniye. Veya anlık açısal hızı bulmak için olaya kalkülüs boyutundan bakmak gerekebilir. Şu an hiçbir anlam ifade etmiyor olması doğal, endişeye mahal yok, endişelenmeyin. Anlık açısal hız, açının zamana göre türevine eşittir. Yani açı, zamana bağlı olarak nasıl değişiyor? Şimdi bütün bunları anlattığımıza göre gelelim açısal hızla sürat arasındaki ilişkiye. Yani açısal hızla cismin sürati arasında nasıl bir bağlantı var? Ne gibi bir bağlantı var? Cismin süratini bulmak için şöyle düşünebiliriz. Cisim her turda ne kadar yol alıyor? Şimdi bakalım. Yarıçapımız r. O halde cisim her turda 2 pi r kadar yol alıyor. R'nin birimi de metre olsun. Birimlerle işlem yapalım. Yani çemberin çevresi 2 pi r metre olacak. Açısal hızımız da mesela omega radyan bölü saniye olsun. Radyan bölü saniye. Peki bu saniye kaç tura eşit? Yukarıda yaptığımız işlemlerden faydalanabiliriz. 1 tur 2 pi radyana eşitmiş. Bu arada şunu da netleştirelim, açısal hız tur bölü saniye cinsinden de ölçülebilir veya devir bölü saniye. Ama SI birim sisteminde açısal hızın birimi radyan bölü saniyedir. Şimdi burada omega radyan bölü saniyeyi tur bölü saniyeye çevirmek için ne yapıyoruz? Radyanlar birbirine götürdü, sonuç omega bölü 2 pi tur bölü saniye. Bir turda kaç metre yol aldığımızı biliyoruz. 2 pi r metre yol alıyoruz. Aşağıya devam ediyorum. Şunu kopyalayıp yapıştırayım. Açısal hızımızı tur bölü saniye cinsinden hesapladık. Omega bölü 2 pi tur bölü saniye bulduk. Açısal hızımız radyan bölü saniye cinsindendi. Tur bölü saniyeye çevirdik. Omega bölü 2 pi tur bölü saniye etti. Şimdi bunu çarpıyoruz. Amacımız metre bölü saniyeye çevirmek. Bir turda kaç metre yol alıyoruz? Çemberin çevresi kadar. Yazıyorum. 2 pi r metre bölü tur. Turlar birbirini götürdü. 2 pi r'ler de birbirini götürdü. Sonuçta omega çarpı r metre bölü saniye. İşte cismin hızının büyüklüğü bu. Yani cisim yörünge üzerinde bu süratle hareket ediyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Hızın büyüklüğü, bunu v ile göstereceğim. Dikkat edin, vektörel bir büyüklük değil bu. Hızdan bahsetmiyoruz. Hızın büyüklüğünden bahsediyoruz. Özetle sürat eşittir omega çarpı r. Başka bir deyişle sürat açısal hızla r'nin çarpımına eşittir. Açısal hızın büyüklüğü ile yarıçapın çarpımına eşittir desek daha doğru olacak. Neyse, şimdi bunları kelimelere dökelim. Kafanız karışmasın. Bu vektörel bir büyüklüktür demiyorum. Eğer vektör olsaydı üstüne ok koyardım. Bu da vektör olsaydı bunun da üstüne bir ok koymam gerekirdi. Zaten o zaman tahtadan bize doğru uzanan vektörden bahsetmiştim ya, yine onu konuşuyor olurduk. Burada bahsettiğimiz açısal hızın büyüklüğü. Kelimelerle anlatmak gerekirse sürat eşittir açısal hız, daha doğrusu açısal hızın büyüklüğü, çarpı yarıçap. Yani üzerinde hareket ettiğimiz çemberin yarıçapı. Açısal hızın büyüklüğünü bulmak için her iki tarafı yarıçapa bölerseniz sonuç şu olur. Açısal hızın büyüklüğü, yani omega eşittir sürat, yani v bölü yarıçap. İleride bu bilgiyi kullanarak ilginç problemler çözeceğiz. Umarım bu ders, bu video, bu büyüklükler arasındaki ilişkiyi kavramanıza yardımcı olmuştur. Hoşça kalın.